İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın görülmeye değer yerleri, Kilikya'daki Kisecik Kanyonu, Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsah, Artsah Ermenilerin haklarının uluslararası olarak tanınması mücadelesinde hemfikirdir. Kari'nin Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı. İsrail'deki İsa Tapınağı'nın mezar taşının altında eski Ermeni yazıtları bulundu. Ermenileri Ermeni tutan Maştot harfleri. Milyonlarca yıl önce Sebastia Afrika savanlarına benziyordu. Evsiz kalan Artsahlılar ne talep ediyor? Batı Ermenistan'ın Mersin'de bulunan ve yerel halkın gizli cennet olarak adlandırdığı Kisecik Kanyonu, dik yamaçlardan ulaşılarak görülebilen bir doğa harikasıdır. Sevgili yurttaşlar, Batı Ermenistan'dan sürgün edilmiş Ermenilerin nesilleri, eğer siz de bir macera ve unutulmaz bir tatil arıyorsanız, muhteşem doğasıyla Torosların eşsiz manzarasına ev sahipliği yapan kanyonun serin sularında yüzebilir, iki dağ arasında sallarla yolculuk yaparak Kisecik Kanyonu'nun doğal güzelliğini keşfedebilirsiniz. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Artsakh'ın yeniden doğuş günü münasebetiyle bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle deniyor. 20 Şubat 1988 tarihinde Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi Halk Vekilleri Konseyi, Artsakh Ermenilerine karşı 10 yıllardır süren etnik ayrımcılık ve etnik temizlik politikasına son verilmesi ve kendi kaderini tayin hakkının gerçekleştirilmesi için barışçıl yollarla mücadele etmek için tarihi bir karar aldı. Bu olaylardan 34 yıl sonra Azerbaycan Sovyet Sosyal Cumhuriyeti'nin gerçekleştirdiği korkunç katliamlara ve etnik temizliğe ve iki kanlı Artsakh Savaşı'na rağmen Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh, ulusal emellerin, devletleşmenin, egemenliğin, Artsakh Ermenilerinin haklarının ve vatanın uluslararası olarak tanınmasının gerçekleştirilmesi için adil mücadelede birlik olmaya devam ediyorlar. Asya ve Avrupa'nın bilinen en yüksek şelalesi olan Batı Ermenistan'daki Karin Erzurum'un Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı. UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde de aday gösterilen şelale artık ziyaretçiye de hasret. Yılda ortalama 10 bin turistin ziyaret ettiği 48 metre yükseklikten düşen suların izleyenlere adeta bir görsel şölen sunduğu şelalenin bugünlerde hem eski manzarasından hem de eski yoğunluğundan eser yok. 1700'lü yılların ortalarında bugünkü Balıklı köyü batısında yer alan bir dağın heyelan sonucu Tortum çayının önünü kapatmasıyla oluşan Tortum şelalesi 22 metrelik genişlikten ve 48 metre yükseklikten düşüyor. Yahudi bilim insanının keşfi. Kutsal Kabir Katolik Kilisesi'nin altındaki mezar taşı eski Ermeni yazıtlarını içeriyor. İsrail'deki Ermeni varlığı Hristiyanlıktan bile önceydi ve hatta Büyük Dikran'ın krallığı sırasında Ermeni İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Kudüs İbrani Üniversitesi Armenoloji Kürsüsü Başkanı Dr. Mikael Stone kitabında Ermeni kronikleri hakkındaki keşiflerini yayınladı. Dr. Mikael Stone 1970'lerde ve 1980'lerin başında sadece Sina Dağı'nda değil, aynı zamanda çeşitli bölgelerinde eski Ermeni yazıtlarının bulunduğu Sina Çölü'nde de çalıştı. Arkeologlar tarafından bunlar M.Ö. olarak tarihlendirildi. Dr. Mikael Stone, çoğu Ermeni konuları içeren 40 kitap ve 400'den fazla makalenin yazarıdır. Bilim insanı röportajında Armenoloji alanındaki faaliyetleri ve keşiflerinden bahsetti. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Bir milleti ayakta tutan dil ise o dilin ayakta tutan yazı olmalı. Ve bu yazı 5. yüzyılın başında oluştu. Ve Batı Ermenistan'daki kralların başkenti Varşapat'ta sevinç vardı. Daron'a bağlı Hatsekats köyünde gözlerini açan büyük Mesrop Maştot onuruna çanlar çalındı. Sonra okullar açılacak ve İncil kitabı Ermenice'ye çevrilecekti. Arakats Girk başlıklı atasözleri kitabından alınan Ermenice ilk cümle, bilgelik ve nasihatı bilmek bir dahinin sözlerini bilmektir. Bir emir olarak algılanmak ve milletin tarihi seyrine yön veren bir fikir haline gelecekti. Bizde bu fikrin ve yazının sonucu eski çağlardan kalan tercümanlar bayramı oldu.
Horenatsi, Bizant, Yeşe, Goryun ve diğer tarihçilerle birlikte edebiyatımızın altın çağı yaşandı. Batı Ermenistan'ın Sebastya Sivas'taki Tabiat Tarihi Müzesi'nde milyonlarca yıllık fosiller sergileniyor. Sergideki en dikkat çeken parça ise yaklaşık 9 milyon yıl öncesine ait fil kemiği fosili. Bilim insanları fosil kemikten yola çıkarak Sivas'ın bir zamanlar Afrika savanları gibi bir bölge olduğunu değerlendiriyor. Bilim insanları fosil kemikten yola çıkarak 9-10 milyon yıl öncesinde Sivas'ın gölleri olan etrafında zürafaların, fillerin gezdiği Afrika savanları gibi bir bölge olduğunu değerlendiriyor. 44 gün süren savaş sonucunda evsiz kalan Arsa halkı dün bir protesto eylemi daha düzenledi. Eski Hadrut ve Şuşi sakinleri önce Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Ardından Dışişleri Bakanlığı binasına doğru yürüdü. Bu insanların umudu o kadar tükenmiş ki eskisi gibi evlerini ve kaybettikleri vatanlarını talep etmek yerine hükümetten mülteci statüsü talep etmektedirler. Protestocular, mülteci statüsü böyle bir olayın yaşandığını ve topraklarımızın Azerbaycan makamları tarafından işgal edildiğini Hadrut halkı tarafından dünyaya gösterilebilmesi için verilmesi gerekiyor. Bu Artsakh'a geri dönmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Artsakh'ın statüsünün yanı sıra güvenlik konusu da belirlenmeli ki üçüncü kez evlerimizden çıkmak zorunda kalmayalım diye belirttiler. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubar adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Dırıntez Darmanı Ges adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.